Öncelikle hoş geldiniz. Ziyaretlerinizden memnunuz. Teşekkür ederiz. Şu anda Haber Gold olarak sektöre yön vermeye başladınız. Çalışmalarınızı takip ediyoruz, inceliyoruz. Sizin de çalışmalarınızdan dolayı sizi tebrik ediyoruz. Şöyle söyleyelim, şimdi biliyorsunuz sektörümüzde büyük bir daralma var. Konjonktürden dolayı içerideki piyasa çok durgun. Fiyatın yüksekliğinden olsun, gerek Rusya krizinden olsun. Şu anda sektörümüzde ufak tefek sancılar var. Fakat tabii ki bunların hepsi geçicidir. İnşallah hepimiz ümitliyiz. Ama gerçek var. Şu anda müthiş bir daralma var. Dış piyasada işte İran, Suudi Arabistan çekişmesi, birbirlerine tehdit etmesi. Bizim de bölgesel olarak bulunduğumuz coğrafyadan dolayı işlerimiz direkt olarak etkiliyor. Etkilemedi desek yalan olur. Fakat ümidimizi yitirmiyoruz. İnşallah önümüzdeki aylarda kış ayının geçmesiyle birlikte, işte Rusya krizinin çözümlenmesiyle birlikte işlerimizin daha iyi olacağını düşünüyoruz. Ama bir gerçek var. Şu an bir piyasada, iç piyasada da olsun, dış piyasada da olsun bir daralma var. Ama ümidimiz var. Bunların hepsi geçecektir diye düşünüyoruz. Kriz ortamlarında büyük tüccarların, iş adamlarının yapması gereken bir şey vardır. Bence, nacizane fikrim, gereksiz yatırımlardan kaçınacak. Örneğin sektörümüzde herkes, bir bakıyorsunuz, işte inşaat sektörü olsun, diğer sektörlere olsun, böyle bir daralma olduğunda bir hayranlık duyuyor. İşte şuraya gireyim, buraya gireyim dediği zaman bu sefer de işin içinden çıkamıyorsunuz. Zaten bir kriz varsa ülkede bütün sektörlerde vardır. Bekleyip durumu koklamak ve olayı gözlemlemek gerekiyor. Ben nacizane fikrim bu. Çok arkadaşlarımız vardır. Örneğin daralma olduğu zaman inşaata gireyim, işte gideyim tekstile gireyim, gideyim işte turizme gireyim, otomotive gireyim. Fakat herkes bildiği işi yapmalı bence. Buralara hareket ettiği zaman daha çok hüsrana uğrayabilir. Çünkü böyle bir durumda biraz savunma yapmak lazım diye düşünüyorum ben. Biraz havayı koklayıp biraz sabretmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ben nacizane tavsiyem budur. Yani yıllardır bu sektörün içindeyiz. Kuyumculuğu yaklaşık bilakis 26 senedir ticaret yapıyorum kendime. Daha evveliyatını çalıştığımız zamanları da belirtmek istemiyorum tabii. Bu böyle zamanlarda ben savunma yapmak lazım. Beklemek, gözlemlemek gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi böyle bir ortamda son olarak şunu sorayım. Evet. İran'ın açılımları var ki serbest şeye döndü. İşte bazı savaş gibi hadiseler oluyor ama bölgemizde terör faaliyetleri gibi. Bunların yanı sıra uluslararası arenada bundan sonra sektör nasıl adım atması lazım sizce? Yani içeride ve dışarıdaki çalışmalarında. Yani yeni ürünlerle bundan sonra artık ekmek aslanın midesinden tabana kadar indi. Evet, evet. Nasıl hareket edilmek, ürün hazırlarken nasıl olması lazım, pazarlama sahasına girdiği zaman nasıl olması lazım? Eski statü devam edilmeli mi yani? Eski bir alışkanlık, kapalı çarşı alışkanlığı mı devam edecek? Yoksa artık yenilenmesi mi gerekiyor sektörün? Sektör bir yenilenme aşamasına, trendine girdi. Şöyle söyleyeyim, işte İran meselesini dediniz. Her zaman, her krizde yani bizim bir sektörümüzün olsun, bizim ülkemizin bir çıkış yolu Allah nasip ediyor diye düşünüyorum. Bu nacizane kendi fikrim yani. Örneğin bütün coğrafyada sorun varken İran'a ambargo kalktı. İran pazarı bizim için açıldı. Yani taze bir pazar, aç bir pazar. Ha, bu bizim için bir avantaj çünkü sınırımız olan bir ülke. Sizin söylediğiniz gibi buradan tabii ki bir şeyler bize yansıyor. Fakat ben yine söylüyorum ki eskiye dönmek biraz olsun Avrupa'yı biz unuttuk gibi geliyor bana. Yani sektör olarak olsun, ülke olarak olsun. Biraz Avrupa'dan yüzümüzü çevirmiştik ama Avrupa'ya yüzümüzü biraz daha dönmemiz gerekiyor. Ticaret açısından konuşuyorum ben. Siyasi ya da başka açıda konuşmuyorum. Ticaretimizin devam etmesi için, bu bizim bu sektörde ya da diğer sektörlerin var olması için yani bu coğrafyada her dakika savaş durumu var yani. Yani bir şekilde ticaretim ve hayat devam ediyor. Ben de Avrupa kriterlerini unutmamak lazım. Avrupa'yı es geçmemek lazım. Yani ki geçmeyen arkadaşlarımız var. Örneğin önümüzde bir İtalya fuarı var.
Yani biz fuara iştirakçı bir firma değiliz. Fakat çok giden arkadaşım var. İnşallah tavsiyelerimizi, istişarelerimizi yapıyoruz. Böylece Avrupa'da gözden kaçırılmamam diye düşünüyorum yani. Tabii ki bu coğrafyada savaşlar durduğu zaman coğrafya bize sınırları olan coğrafya. Rusya, Türk Cumhuriyetlerinden tutun, Arap ülkelerinden tutun. O bizim elimizde olan bir pazar zaten. Ama böyle savaş durumlarında o pazarlarda tıkanma olduğu zaman bizim alternatif şeyler üretmemiz gerekiyor. Alternatif de nedir? Avrupa'yla da sınırımız var bizim. Biz konjektür olarak devamlı savaşlar, sıkıntılar yaşayan bir ülkede olsak ama bunlar bindiği zaman her türlü avantajı olan bir ülkeyiz. Batıya da doğuya da açılan bir penceredeyiz biz. Bundan dolayı birazcık daha yönümüzü Avrupa'ya birazcık daha dönmemiz gerekiyor gibi düşünüyoruz şu sancılı süreçte.